Merhaba arkadaşlar, şimdiki konumuz yaylar. Bir yayı denge noktasından x kadar sıkıştırabilmek veya x kadar gerebilmek için bu yaya bir kuvvet uygulanması gerekiyor. Ve uygulanan kuvveti biz f ile gösteriyoruz. f eşittir, k çarpı x'tir diyebilirim. Buradaki f dediğimiz yer bizim için kuvvet değerimizdi ve kuvvetimizin birimi de Newton kadardı arkadaşlar. K dediğimiz yer bizim için yay sabitidir. Yay sabitinin birimini de Newton bölü metre olarak yazıyoruz. X dediğimiz değer ise bizim için uzama veya gerilme miktarıdır diyebiliyorum. Ve X'in birimini de arkadaşlar yine metre olarak aldığımızı söyleyebiliriz. Yayların bağlanması, yayların bağlanmasında iki farklı metodumuz var. Bunlardan birincisi seri bağlama, bir diğer bağlamamız ise paralel bağlamadır diyebiliyorum. Seri bağlı yaylarda yayların eşdeğer yay sabitini bulurken yani k eş dediğimiz değerimizi hesaplarken diyoruz ki 1 bölü k eş eşittir arkadaşlar ne olacak? 1 bölü k1 artı 1 bölü k2'dir diyebiliyorum. Ya da iki tane yay için sadece k eş eşittir k1 çarpı k2 bölü k1 artı k2'dir diyebiliriz. Yani çarpımları bölü toplamları olarak yazabiliyoruz arkadaşlar. Ya da şöyle de düşünebiliriz. Yine burada n tane yayımız varsa ve bu n tane yayın her birinin yay sabiti birbirine eşit ise direkt k eş dediğimiz değer k bölü n kadardır diyebiliyoruz arkadaşlar. Eğer paralel bağlı yaylarımız varsa paralel bağlı yaylarda eş değer yay sabitini hesaplarken k eş eşittir k1 artı k2 artı k3 kadardır diyebiliyoruz. Peki arkadaşlar bir yayın paralel mi yoksa seri mi bağlı olduğunu biz nasıl anlayacağız? Mesela şu alttaki sistemde eğer ki yaylar cisme temas ediyorsa bu yayların birbirine paralel. Eğer ki yaylar kendi aralarında temas halinde ise bu yayların birbirine seri bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki yaylar cisme temas ettiği için k eş değerimizin k1 artı k2'ye eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Müzik